Bakmayın hep asık suratta geziyormuş gibi göründüğüne. Temiz yüzünün ardında incelik vardır aslında. Bakmayın takımının attığı gollerden sonra seviniyormuş gibi görünmemesine. İçinde fırtınalar kopuyor aslında. Bakmayın fazla konuşmamasına. İstediği mesajı çok kısa bir konuşmayla veriyor aslında. Bakmayın şampiyonluk nedeniyle havalara uçmamasına. O bulutların üstünde aslında. Kazandığı büyük başarı. Helal olsun Aykut Kocaman'a. Başarı. Söylemesi kolay da ulaşmak kolay mı? Hele öndersen, hele dümendeysen, hem de sürekli göz önündeyken. Valla değerlendirme yapmayacağım. Değerlendirmeyi bence Merkez Hakem Komitesi mi kimse onlar yapmadı. Bir de Fırat Aydınus yapmadı yani. Değerlendirmeyi onlar yapmadı. Böyle bir şey yok. Fenerbahçe'nin cezası sanki bitmedi yani. 3 Temmuz'dan beri yapılmayanlar kalmadı. Bugün artık bugün hani bardağı taşıran son damla. Ben biraz evvel gördüm, stadı terk edip gidecektim orada. Böyle bir şey olamaz yani. Bu kadar işkence olamaz yani. Haftalardır hep işimize atıyoruz, her şeyi içimize atıyoruz. Hep eziliyoruz. Bütün Fenerbahçeliler de bunu dinlesin artık, yeter. Söylenecek bir şey yok. Ne maçı değerlendirmesi? Ne sezon değerlendirmesi? Ceza bitmedi yani. Bir ceza var. Kim verdi bu cezayı bilmiyorum. Bir ceza var yani. Çok net gözüken o. İnanın bana maçı terk edip gidecektim orada. Yani maçı, sadece maçı değil, futbolu terk edip gitmek istiyor insan. Yazıklar olsun ya. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Söyleyecek hiçbir şey yok. Fırat Aydınus'un da ben çok net söylüyorum. Ön yargılı olduğunu düşünüyorum. İyi bir hakem olabilir ama ön yargılı. Ön yargılı da iyi hakem olunmuyor maalesef. Böyle bir şey olamaz. Bir takımın, hele büyük bir takımın kaderiyle böyle oynanamaz. Ayıp. Ayıp. Hocam, yazıklar olsun. Hocam